Yani markayı zaten çok seviyoruz. Gülşen'i ayrı seviyoruz. Çok güzel bir birliktelik olmuş. Böyle bir birlikteliğin zaten kötü olma ihtimali yoktu bence. Hem Gülşen'in tarzını yansıtan hem de markayla yan yana geldiği zaman insanlara ilham verecek. Birazcık daha böyle renkli, enerjik, yaza hazır bir kadın profili gördüm ben buradaki kombinlerden ve kıyafetlerden. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık hepsinin. Tahminler yazılır. Ben de gerçekten yazılırsınız her zaman. Biz yazarız. Biz 4 mevsim hazırız genel. Yani özellikle yaz için yaptığım bir şey yok. Genel olarak iyi bakmaya çalışıyorum kendime. Teşekkür ederim bu arada. Sağ ol. Tatil 1,5 ay sonra falan herhalde. Haziran'ın sonuna doğru herhalde bir tatile çıkacağım. Ama tatilimin süresinin ne kadar olduğu henüz belli değil. Yeni sezonla alakalı düşüncelerimiz var. Ama bir Haziran sonu gibi herhalde çocuklar ve ailemle beraber tatil yapacağım. Yaz programı mı gelecek? Ay yok, yazın çalışma. Yok yok. Öyle demek istemedim. Yazın dinleneceğim. Yani bir ay, 1,5 ay, 2 ay bilmiyorum tam olarak. Benim de nefes almam lazım. Kış çok yoğun geçti. O yüzden sezona da bakacağız. Daha karar vermedim yani. Program nasıl gidiyor? Program çok güzel gidiyor. Yani biz kendimizi geliştirmeye, farklı şeyler yapmaya, içerik katmaya, çalışmaya devam ediyoruz. Yapabileceğimizin en iyisini yapıyoruz ve 900. herhalde bölüme falan yaklaştık. Kolay değil televizyonda her gün canlı yayın yapmak. Ama ben işimi çok seviyorum, ekibimi çok seviyorum, kanalımı çok seviyorum. O yüzden sevgi biz birçok zorluğu atlatmamıza yardımcı oluyor. Efendim, iş hayatınızdan sıkça bahsediyoruz ama kişisel hayatınızdan, çalışkanı, yalnızlıktan sıkılmadı mı diye sorular geliyor. Bununla alakalı söylemek isterseniz. Evet. Şöyle yani yalnız olduğumu hissedebileceğim bir hayatım yok. Öyle söyleyeyim. Yalnızım ama yani senin sorduğun anlamda bir birlikteliğim yok ama yalnız olup bundan sıkılabileceğim bir hayatım yok açıkçası. Hem çok yoğun iş hayatım, hem kendimle ilişkim çok yoğun, hem çocuklarımla ilişkim çok fazla yoğun. Dolayısıyla da böyle bir boşluk yaratmak, böyle bir farklı birini hayatıma almak konusunda bir boşluk şu anda yok. Ama her zaman söylüyorum, olursa neden olmasın. Yüzümde? Bir botoks gibi bir dolgun bir şey mi var yoksa? Ben makyajımı ben yaptım ya, aşk olsun. Hayır canım, botoks yani şu anda botoks yok ama botoks dönemsel olarak yaptırıyorum da şu an ekstra bir şey yok. Biraz makyaj farklı yaptım belki. Ondan öyle gelmiş olabilir, böyle değişik çekiklikler yaptım. Bugün yayınım bant yayındı. Canan Karatay hocamız bizlerle beraberdi. Bant yayını olduğu için evdeydim. Bugün ilk defa saat 10'a kadar uyudum. Normalde her sabah 7'de kalkıyorum. Belki o yüzden biraz şiş gelmiş olabilir. Bu yaz tatil planlarını soralım. Tatil planım Çeşme'de olacağız bu senede. Yani Bodrum'daki evi biraz kapattı gibi oldu. Çocukların çok istemesi, çocukların babasının Çeşme'de olması, ailemin Çeşme'yi bu sene çok istemesi sebebiyle yine o geçen sene kiraladığımız evi kiraladık. Bu sene yine Çeşme'deyiz gibi görünüyor. Ya eskiden Bodrum deyince Eda Taşpınar gelirse geliriz aklımıza. Ben çok Bodrum aşığım. Hala çok aşığım. Geçen sene hiç gidemedim mesela. Çok çok özlüyorum. Bodrum'a hiçbir şey değişmem ama şartlar, koşullar, ailemiz biraz kalabalıklaştı. Kuzenimin 2 oğlu oldu falan. Biraz böyle kalabalık bir aile olduk. O yüzden daha geniş, daha bahçesi olan, hele ki o korona döneminde bize çok iyi geldi o ev. Herkes de çok sevince bu sene tekrar o evi kiraladık. Olay bu. Az önceki açıklamanızda hani bir sonraki hani önceliğiniz aşk hayatı ya da aşk değil diyebilir miyiz efendim? Hani öncelik olarak daha sizin için öncelikli olan şeyler var diyebilir miyiz? Yani ya da hazır mı hissetmiyorsunuz? Yok öyle bir şey yok ya. Aşka hazır olmak veya olmamak diye bir şey yok açıkçası. Ama benim önceliğim diye sorarsan zaten hiç şüphesiz benim önceliğim ailem. Çocuklarınız. Sonra tabii ki önceliğim işim. Ama bu araya sıkışabilecek birileri olduğu zaman mutlaka kendi bir yer edinecektir. Yani böyle bir boşluk var, gelsin puzzle gibi oraya otursun, orası boş vay falan, öyle bir şey yok. Öncelik dediğin zaman benim için her şeyden önce çocuklarım geliyor tabii ki. Onlar, onun mutluluğu, onların sağlığı, annem, ailem, ablam hepsi geliyor. Evlenince onların boşluğunu alacaksınız. Kim evlenince? Çocuklar mı evlenince? İlla ki bana ayrılacaklar. Çocuk... Ne güzel hayaldi. Nasıl bir iki? Ne kadar fazla yıl atladık, daha 12 yaşında öbürü 10 yaşında. Yani sen bir 20 sene belki 30 sene sonradan bahsediyorsun, bilemiyorum. O zaman geldiği zaman düşünürüz. O zaman ben ne halde olacağım, yalnız mı olacağım, ben evlenmiş mi olacağım, bunları kimse bilemez. Zamanla göreceğiz yani. Çalışkanın yaşanma korkusu var mı? Çok güzel fit bir kadınsınız ama hani
her insanda olur böyle fobiler. Yaşlanma fobisi var mı? Ya da öyle bir düşünceniz var mı? Korkunun ecele faydası yok. Yani yapacak bir şey yok. Bu doğal bir süreç. 20 yaşında bana bunu sorsaydın da aynı şeyi söylerdim. Ama bilemezdim ki ben 43 yaşında böyle bir kadın olacağım. Şimdi 50'sinde nasıl bir kadın olacağım bilmiyorum veya 60'ına geldiğim zaman. Ama şu tek bir tek şunu biliyorum. Kendime çok iyi bakan, çalışan, üreten bir kadın olacağım sadece. Onun dışında organlarımızla alakalı yapabileceğimiz bir şey varsa da o sadece iyi beslenmek, spor yapmak. Zamanla meydan okuyorsunuz. Bu dönemde bence herkes okuyor. Yani sadece ben değilim. Yani isminin bir sürü sayabileceğimiz çok güzel kadın, yaşının en iyisini yaşamak için kendine çok iyi bakan bir sürü kadın var. Sadece popüler dünyada değil, normalde çevremde de gördüm. Bir sürü kadın var kendine iyi bakıyor. Hepimiz yaşamızın en iyisini yaşamaya çalışıyoruz. Ben iyi besleniyorum. Çok erken yatıyorum, erken kalkıyorum. Spor yapıyorum ve kendime iyi gelecek olan, yani mental anlamda da kendime iyi gelecek olan şeyleri yapma lüksüne sahibim. Dolayısıyla kalabalıklardan, kötü arkadaşlıklardan, dedikodudan, başkalarının hayatını kurcalamaktan uzak durduğum için de tek odak kendi hayatım. Sadece onunla ilgilendiğim zaman da meşguliyetim ve üzerinde çalışmam gereken konu da o oluyor. Onun dışında pek başka bir şeyle ilgilenmemek aslında bana iyi gelen şeylerden bir tanesi. Çalmadım. Bu arada sosyal medyada şöyle bir konu konuşuluyor. Zamanında size Victoria's Secret'ten bir teklif gelmişsiniz. Bunu reddedip Cennet Mahallesi'nde başvurduğunu sormuşsunuz. Ve şöyle de bir yorum var. Çağla Şikali Victoria's Secret menüye olurdu. Fakat Adina Delima Cennet Mahallesi Sultan olamazdı. Bununla alakalı ne söylemek istersiniz? Adriana Lima'nın yani sultan olup olmayacağı tartışılır. Bilemeyiz yani, kimseye şimdi olur olmaz diyemem yani, ama bana böyle bir teklif gelmedi. Yani şimdi böyle bir duyum var. Yani şöyle böyle bir duyum var da tabii ki Cennet Mahallesi benim hayatımdaki çok ama çok özel ve önemli bir yerde. Aynı anda böyle bir teklif gelseydi Türker abiden gidip rica ederdim. Beni bir yani azat eder misiniz? Ben bir iki podyuma çıkıp yürüyüp geleceğim derdim belki herhalde diye düşünüyorum. Böyle bir teklif gelseydi herhalde değerlendirirdim diye düşünüyorum, ama onun yerine 5 sene kadar yani 119 bölüm, neredeyse 120 bölüm bir dizi çekme şansına eriştim. O da benim hayatımdaki çok önemli bir yere sahip. Türker abim çok kıymetlidir. Geç kalmış değilsiniz, şu an gelsin öyle bir teklif. Yürür müyüm dersin? Yani benim ben siz ne dersin? Olmasa da gönüllerimizin meleğisiniz. Çok tatlısınız, çok teşekkür ediyorum, çok zarifsiniz. Her şeyin bir zamanı vardı. O döneminde olsaydı olurdu. Bunun için bir şey yaptın mı Çağla? Bir girişimde bulundun mu Çağla? Hayır. Bekledim, teklif gelmedi falan, değil mi? Ben gerçekten Türkiye'de o ayarda yapılan en iyi defilelere çıkmış, yürümüş bir modelim. Aklımda kalan, içimde ukde olan hiçbir şey yok. Mesleğimin de hakkını verdiğini düşünüyorum. En azından kendi ülkemde. Tamam. Yandık. Ben teşekkür ederim. Çok zor.